Mali'yi terk etmesi için 72 saat süre tanınan Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden çıkışı böyle kutlandı. Mali'nin Fransa ve uzantılarından temizlenmesi için başlayan direniş derinleşiyor. Et donc respectez l'Africain. La France qui se lève tôt, elle est noire. La France qui se lève tôt, elle est noire. Elle se couche tard, elle est noire. Mali'nin direnişi Fransa'daki Mali göçmenleri de harekete geçirdi. Paris metrosunda Mali bayrağı açan göçmenler Fransa'yı uyardı. Afrikalı göçmenleri emperyalist sömürüye karşı direnişe çağırdı. Emmanuel Macron a créé des faux rebelles, a créé des faux terroristes au Mali depuis Hollande. Ils ont créé des faux terroristes pour occuper un pays, pour occuper nos pays. Et nous disons non. On appelle la jeunesse africaine de rester déterminée, de rester déterminée jusqu'à la libération véritable de l'Afrique. Et nous accueillerons. Nous accueillons tout partenaire qui viendra avec le respect. Nous respecter, un respect digne de ce nom. Lorsqu'ils vont respecter les Africains, nous l'accueillerons. Que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, nous l'accueillerons. Voilà le message que nous voulons faire passer. Et la France doit comprendre cela. La France doit comprendre cela avant de perdre tout. Mali Başbakanı Koigi Kuella Maiga dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fransa'nın Barkhane operasyonuna destek amacıyla oluşturduğu Takuba görev gücünün ülkeyi bölmeyi hedeflediğini söyledi. Maiga sözde görev gücü için ismin bilinçli olarak seçildiğini söyledi. Takuba ismini Sahel'deki Turek etnik grubunun kullandığını belirterek Fransa'nın ülkeyi etnik olarak parçalamaya çalıştığını vurguladı. Daha fazla kan ve gözyaşına kaynaklarının sömürülmesine izin vermeyeceklerini tekrarladı Mali Başbakanı. Artık boyun eğemeyiz. Ülkemizi kimsenin kölesi yapamayız. Bu iş bitti artık. Takuba'da Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.